İki, bir, başla. Hadi lan kartal, daha hızlı lan. Ne yapıyorsunuz lan burada? Lokumda boncuk bulma yarışması Şerif abi. Aa. Bir tane lokumun içinde boncuk var, artık kim önce bulursa. İyiymiş, iyiymiş. Bana bak, ne zaman biter işiniz? Bitirdim lan lokumları. Hani boncuk? Boncuk yok Deniz. Boncuk nerede lan? Lan boncuklu lokumu da yemişsin mal. Kartal gitti 100 liraya. Ulan lanet olsun ya. Yine boncuk bokumdan çıkacak. Halbuki hiç de sevinilecek bir şey değil ha. Atalarımız niye böyle bir deyimi tercih ettiyse arkadaş. Şu tarafa gelin işte. Gel Sabilerden uzaklaşalım. Deniz. Oğlum senin namını çok duydum. Bana bir karı bul. Şok artık. Buyur abi. Karı karı. Bir karı bul. Ulan bunca yıllık arkadaşım. Ben bile lafa böyle direkt giremedim. Adam oyuna girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldı lan. Ne yapacaksın abi karıyı? Deniz. Söyleme. Sakın söyleme abi. Lan Deniz. Deniz bu nasıl bir canavar lan yanındakinin lokumlarını yiyor. Ya Deniz abi al şu hayvanı yanımdan ya. Buldum buldum. Sayı sayı sayılır değil mi? Cınnah sayılır. Vallahi gençler resmen kanunda boşluk buldum. Ne diyorsun dayı sen ya? Birini mi öldüreceksin? Yok lan ne kadar itlik, ne kadar bokluk yaparsam yapayım cennete girmenin yolunu buldum. Torununun torununu görünce direkt cennete gidiyormuşum lan. Ne? Zincirin son halkasında biraz arıza var. Torunumun oğlu biraz mal. Bir kadın görse altı pasta topla bulacağın güvize gibi kavak alıyor sıpa. İyi de bizden ne istiyorsun sen dayı ya? Senden bir şey istediğimiz yok lan kılıçsız battal gazi. Bundan istiyorum. Deniz bizim oğlana bir karı bul. İyi de bulduğumuz karı oğlanı beğenecek mi peki? Öyle deveyi görmeden paçaları sıvama. Deve. Deveyi. He? Dereyi görmeden mal. Dereyi? Dere? Paça. Paça. Ha, ha, ulan ben de diyordum ne sapıkça bir atasözü ha. Mecbur kalmadıkça da kullanmıyordum. Meğerse ne güzel bir manaya geliyormuş. Ya kartal. Neyse. Abi biz öyle şeyler yapamayız kusura bak. Vallahi siz bilirsiniz gençler. O zaman ben de size musallat olayım bari ha. Ne yapayım? O zaman ben elimdeki numaralara bir bakayım ha. Kartal ne dedin? Hala. Yola gel. Deniz. Deniz. Resmen kanunda boşluk buldum lan. Lan bir gel amına koyayım, bir gel. Tövbe tövbe. Ya Şerif dede, ben zaten evlenmek istiyorum. Ben evliliğe karşı bir insan değilim ki. Evlilik mi? Kim evlilik dedi sana oğlum? Torun istiyorsun ya Şerif amca. Oğlum mevzuat torun diyor. Evlilik demiyor ki. Koy çocuğu geç git lan. Oho, Martin Basgeç diyorsun. Heh. Tövbe tövbe. Kardeşim madem karşı değilsin böyle şeylere, benim çevrem geniştir. Senin kafanda nasıl bir şey var? Yani işte... işte böyle saçlı, bacaklar falan. Böyle elleri olsun anladın mı? Yani cinsiyet olarak kadın olsun değil mi? Ama sağlıklı olsun da değil mi? İyi bir insan olsun, kız erkek hiç önemli değil o. Dur lan o bir sonraki aşamadaydı değil mi? tabii abi yani cinsiyet olarak dişi tercihim. Dişi. Tabii, nah böyle 20'lik dişi. Oo, anlaşıldı. Bazı şeylerin üstünden geçelim önce. Oo, now you're talking. Geçelim bazı şeylerin üzerinden. Of of. Kadınlar 101. İlk ders. Kadınlar son derece karmaşık düşünen varlıklardır. İlk ve en önemli kural. Ahmet Suro! Bir kadının yanında kadın kim olmanı bekliyorsa onu olacaksın. Her kadının erkekten beklentisi farklıdır. Hı. Evet, misal genellikle kadınların benden en büyük beklentisi onlardan mümkün olduğu sürece uzakta durma. Asla. Bak, kadınları güzelliklerine göre bir skalaya yerleştiriyoruz. Şimdi, bu iki uca... Anladım. Bu uca güzel, bu uca çirkin değil mi? Okulda da böyle hoca sorusunu bitirmeden cevap veren tipler vardı. Hepsini itinayla döverek, hepsini itinayla döverek, hepsini itinayla döverek... terbiye ettim. Ayrıca güzellik görecelidir. Buraya gözümü kırpmadan adam vururum diyoruz. Hem çirkin de ne kadar çirkin bir kelime. Rencide edici. Buraya da evladım olsa bağrıma basmam diyeceğiz. Eğer doğru yerlerde doğru rol oynarsan bu skalanın herhangi bir yerindeki kadını kolayca tavlarsın. Şimdi araya girmeyeyim diyorum ama senin için demesi kolay oğlum. Senin karnındaki altı sıra da denize paralel uzanıyor. Bizim de bu bölgede garip kuraba, fakir fukara bir tane yumurta tepesi. Evet kardeşim. Bak, bu adam dünya ahiret biraderim olsun. Ama muhtemelen bu adamın götü benim yüzümden daha güzel lan. Kardeş, bunca senedir derdimi bu kadar net anlatamadım. Tebrik ederim. Ama şimdi
Estağfurullah. Yani utandırıyorsunuz. Ama bak Deniz'ciğim, doğa artan insan nüfusuna göre her dönem kendince yeni önlemler alır. Misal, Orta Çağ'da veba vardı. Onu çözdük ve başladı su çiçeği. Onu çözdük grip, onu çözdük kanser. Bak, bu ve benim gibi adamlar doğanın yeni çağdaki nüfus planlama taktiği. Ama sen Deniz, sen ne yapıyorsun? Resmen doğayı B planına geçmeye zorluyorsun kardeşim. Ama kardeşim beni utandırıyorsun şu anda, bak farkındaysan. Adam bizim gibi seri üretimli, resmen el yapımı. Dikkatli bakarsak şu bölgelerde üretenin gözyaşlarını görebiliriz. Ama kendime bakıyorum. Bakıyorsun ve baktırıyorsun kardeşim. Estağfurullah. Bak hele bak, şu vücuda bak. Adam yarım ada olacakmış, yanlışlıkla insan olmuş. Ya adam o kadar... Yeter lan! Sizi buraya karı burasınız diye topladık. Araya girmesem tövbe tövbe. Konuya gelin, konuya. Kadınlar. Şimdi skalaya dönecek olursak kardeşim, her kadın erkekten farklı şeyler bekler. Ne karışıyor? Kafam karışıyor. Kadınların hangi taklidi beklediğini nereden bileceğiz? Ha? Ne dedin? Bilemezsin. Kadın olmadan neyin işe yarayıp yaramayacağını bilemezsin. Benim sana tavsiye edeceklerimi dinle. Söyleyeceğim her şey işine yarar. Yaramaz. Uslu, gizemli, şakacı. Ben tecrübelerimle sana hangi role bürüneceğini söyleyeceğim. Kendini bana bırak. Bırakmam lan, bırakmam. Ben bu işi erkek Fatma kız kardeşime bırakmam. Vazgeçtim lan, istemiyorum tavsiyeni mavsiyeni. Ulan benim bulduğum en kötü taktik bile seninkinden daha çok işe yarar be. Var mısın lan iddiaya? Varım ulan. Seninle her şeye varım ben Tenti. Öğret bana, seninle her yola gelirim. Sülalesine, anasını, avradını... Ulan biraz temiz tutun lan şurayı. Ayağıma bir şey yapıştı. Sakız ya o. Kartal, sakızı yuttum diye üzülüyordun ya, yere düşmüş. La başlarım şimdi seni sakız. Kankaların en herkülü. Bisepsine, trisepsine kurban olduğum. Deltoidine başımı koyup uyuduğum. Adonisine şöyle... Oğlum yanlış kaslara doğru iniyorsun. Bak başına bir iş gelir. Gümrük muhafaza. Gelsin kanka. Gelecekse senden gelsin. Bu zamana kadar neyimi esirgedim senden? Ah. Bana mı? Ah be kardeşim, ne gereği vardı ya? Feda olsun kardeşime. Sen ki benim için o Feyza denen keçi boynuzunu terk ettin. Bir hediye almışım çok mu lan? Bu ne lan? Mutfak robotu mu aldın bana? He aslında geçen anneler gününde anamı aldıydım da kullanamadı kadıncağız. Teknolojiyle arası yok. Oklavadan öteye gidemiyor garibim. Cahil kadın işte. Ateşi buldum terk. İyi kardeşim, sağ ol. Çeyizime koyarım, ne yapayım? Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Tövbe de lan. Feyza'dan yeni kurtulduk. Çeyizmeyiz, aklını bulandırma. Kesin sana büyü yaptılar. Yoksa senin ne işin olur Michael Jackson tipli karıyla? Kartal, öyle de demeyelim ama değil mi kardeşim? Ya ne diyelim kardeşim? Ha? Ne diyelim? Interstellar'daki robot tipli kadın mı diyelim? Oğlum kadın dediğinin belli bir formu olur. Bu Feyza bildiğin yukarıdan aşağı dümdüz paralel. Galas. Kartal. Kardeş, bak ben onun gibisiyle ıssız adaya düşsem denize atlar geri yüzerim. Pavyonda yanıma otursa gon seçkisi diye ayran ısmarlarım. Anadan üreyen pole dansı yapsa onu değil direği izlerim. Hayrola, ne oluyor burada? Yok bir şey Feyza'm. Bizimki gene arıza yaptı da bir kapatıp açıyorum. Ya Deniz, bu sığır tabiatlı biçimsizden kurtulmak için kavga etmiş gibi yapıp numaradan ayrıldık ama... bu durum bizim ilişkimize zarar vermesin. Feyza'm, hani Hindistan'da aşk için inşa edilmiş bir bina var ya, Taç Mahal. Evet. İşte o bina. Sağlam girsin. İşte o. Evet. İşte o Taç Mahal'i günün birinde dünya gözüyle görebilirsek hiç etkilenmeyelim, olur mu? Çünkü bizim sevdamız ondan büyük. Ya şapşal mısın sen? Kaslı jelibonu. Yerim ben seni ya, yerim. Ama böyle olmuyor ki Deniz. Ben seninle hava atmak istiyorum. Sokaklarda kol kola sürtmek istiyorum. Bakın lan kaltaklar, bu sırtı ben çırmıklıyorum diye bağırmak istiyorum. Buyur. Ha, bu kadar coşmasam iyi olurdu da ne yapayım? İstiyorum işte. Her an seninle vakit geçirmek istiyorum. Tamam kız, söyle. Ne istersen onu yapacağız. O zaman bizim lisenin pilav gününe gidelim mi? Pilav günü mü? Ha. Ne pilavı ya? Gülüm, sen iste en kral yerde risotto ısmarlayayım sana. Menüde de var, hem beleş. Amacımız pilav yemek değil ki bebişim. Bağcıyı dövmek. Tam uymadı ama galiba ben anladım. Ne oldu bana ya? Rüyamda Hindistan'daydım, kafama fil oturuyordu. Hayırdır inşallah.
Benim de tam şurama bir öküz oturdu ya. Dur bakalım nasıl kaldıracağız. Mal. Allah Allah.